Biz mutlu üçgenleriz. Çünkü tam üç köşeli, biz tam üç kenarlıyız. Dikkatli bakarsanız her yerde varız, mutlaka her yerde varız biz. Biz mutlu üçgenleriz, çünkü tam üç kenarlı, biz tam üç kenarlıyız. Dikkatli bakarsanız her yerde varız, mutlaka her yerde varız. Bu yılda bahar bir türlü gelmek bilmedi. Değil mi dostum? Ha, öyle oldu. Geçen yıl bu zamanlar pikniğe gitmiştik. Hatta Yalçın'ı arı sokmuştu. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ne okuyor bu böyle? Dostum, şöyle bulmaca falan yok muydu? Çözerken sana yardım ederdim. Sağ ol Kakule'de, şu anda kitap okuyorum. Bunu görebiliyorum. Son bir saattir aynı durumdasın. Elmer, Elmer. Şimdi de kitap oku da göreyim. Sorun nedir Nurçin? Şurada bir saattir o kitaptan kafasını kaldırması için... yani söylemediğim şey kalmadı. Nurçin, Elmer, Elmer dedi mi akan sular durur. Şimdi bu haksızlık değildir, nedir? Öf, Elmer, bir resim yapıyorum. Resmimde çok güzel bir ev olacak. Bu harika bir şey. Ama evi bir türlü çizemiyorum. Hiç düzgün olmuyor bak. Ya Nurçin, yani o kadar da düzgün olması gerekmez ki. Ya ama ben düzgün olmasını istiyorum. Elmer, benim için bir tane kare çizer misin? Elmer, bırak o senin için ev çizmeyi. Şuraya hemen bir ev inşa eder. Ha! Bu çok gerekliyse sanırım bir kare çizebilirim. Oldu mu Nurçin? Ya Elmer, böyle değil. Ben böyle, hani böyle, böyle, böyle büyük bir kare istiyorum. Ya demek daha büyük, tamam. Yeterince büyük mü? Of Elmer, ben bundan istemiyorum ki. Bak. İşte ben bu kareden istiyorum. Ama Nurçin, o bir dikdörtgen, kare değil ki. İşte kare bu. Senin istediğinse bir dikdörtgen. Ya neyse işte, ben bu dik karegenden istiyorum. Peki, sana bir dikdörtgen çizeyim. Tamam işte, ben bundan istiyorum. Teşekkür ederim Elmer. Bir şey değil, hoşça kal. Kitap okumaya mecburen ara verdiğine göre artık benimle biraz meşgul olabilirsin. Ha? Ya Kakule, galiba Nurçin geometrik şekilleri pek iyi bilmiyor. Yani buna neden daha önce dikkat etmedik ki? Hayret! Nasıl dikkat etmemişsin ki? Ya Narçın, o benim yuvarlağım. Neden senin yuvarlağın oluyormuş? Daha ismini bile bilmiyorsun. Onun adı ya, çember. Adı neyse ne, onu önce ben gördüm. Of. Ya, olabilir ama dereyi geçip çemberi kayanın üstünden ben aldım. Ya Narçın, ver şunu ya, ver şunu. Yalçın, versene. Hayır, ben benim yuvarlağım. İşte. Ver diyorum sana. Yuvarlak ver. Değil. Of, Yalçın. Çocuklar, bunun için kavga etmemelisiniz. Zaten çemberle tek başına oynamak hiç eğlenceli değildir ki. Ama onu önceden gördüm. Ben... Ama ben aldım. O benim.
Hayır, benim. Çocuklar, anladığım kadarıyla onu bulmuşsunuz. Yani gerçek sahibi onu kaybetmiş olabilir, değil mi? Elmer, onu biz bulduk. Sahibi onu kaybetmiş. Kaybettiğine göre artık sahibi değil. Narçın, sen boya kalemlerini kaybetseydin, onu bir başkası bulsaydı ve sana geri getirmeseydi, bunlar artık benim oldu deseydi, hoşuna gider miydi? Ama Elmer, onu Narçın'la biz bulduk. O zaman sahibi de kaybetmeseydi. Yalçın. Ama onu bulduğumuz yerde kimse yoktu ki. Evet Elmer, hiç kimse yoktu. Elmer, bak orman komitesinin bir kayıp bürosu var. Çemberi oraya götürmeliler. Belki sahibi de oraya başvurmuştur. Olabilir Kakule. Yani şimdi onu götürüp verecek miyiz? Kayıp bürosuna gidin ve çemberin sizde olduğunu bildirin. Eğer sahibi ortaya çıkarsa çemberi sizden alabileceğini söylersiniz. Ama Elmer, şey, bari biraz oynasaydık, he? Yarın götürseydik ne olur ki? Şimdi hemen gidip kayıp bürosuna haber verin. Sahibi çıkana kadar çemberle oynayabilirsiniz. Yani sanırım bunun bir sakıncası yoktur. Peki Elmer. Çocuklar, durun bir dakika. Ne var, ne oldu? Elinizdeki çemberin hangi şekle benzediğini biliyor musunuz? Şey, yuvarlak. Ben biliyorum. Biliyorum ama şey, boyama kitabında görmüştüm. Üçgenin yanındaydı. Ama adı neydi? Uf. Daire olabilir mi? Evet. Daire. Yuvarlak daha güzel ama. Teşekkür ederim çocuklar. Hadi siz gidin. Görüşürüz. Görüşürüz. Bizim çocuklar gerçekten şekilleri pek iyi bilmiyorlar. Ya neden bunu daha önce fark etmedim ki? Kitap okumakla bu kadar meşgul olduğun için olabilir mi? Ne? Bunu da nereden çıkardın? Bütün gün köşene çekilip kitap okuyorsun. Çocuklar bilgiye aç mı? Dostun Kakule yalnız ve canı sıkılıyor mu? Dünyadan bir haberin yok senin. Ya Kakule, abartıyorsun. Sadece bir saat kitap okudu. Bir saat mi? Bana tüm gün okumuşsun gibi geldi. Nurçin gelmese daha bir hafta okurdun yani. Ya yok artık Kakule ya. Sonra da kara kara düşünürsün. Bu çocuklar niye kareyi, daireyi bilmiyor diye. Sen öğretmezsen nereden bilsinler? Ben öğrendiklerini sanıyordum. Sen benimle de ilgilendiğini sanıyorsun ama... Benim de öğrenmeye ihtiyacım var Kakule. Bu yüzden kitabı okuyorum. İyi. Unuttuğum bir şey var. Çocuklar okuma yazma bilmiyorlar ki. O zaman önce onlara okuma yazma öğret. Sonra verirsin ellerine kitap. Her şeyi kitaptan öğrenirler. Sen de köşene çekilip rahat kitaplarını okursun. Ben de yalnız ve kimsesiz başımın çaresine bakarım. Tamam Kakule, tamam. Çocuklara şekilleri öğretmek için iyi bir yol bulmalıyım. Acaba ne? Yani nasıl bir yol bulmalıyım ki? Buldum. Yok, hayır değil. Bir yol. Nefis görünüyorlar değil mi? Üçgen pasta mı yesem, daire pasta mı yesem? İyisi mi şöyle yapalım? Daire şeklindeki pastalar aşağıya insin. Üçgen şeklindeki pastalar yukarıda kalsın. Tamam oldu. Daire. Ama ben vazgeçtim. Pasta yemek istemiyorum. Sağlıklı büyümem ve boyumun uzaması için peynir yemeliyim. İşte peynirler. Hadi bunları da ayıralım. Kare şeklindeki peynirler aşağıya. Kare. Kızamaz ağaç kızamaz. Kızamaz ağaç kızamaz. Yaprakları kızarınca. Bulut kızamaz. Turuncuya boyanınca.
Sen nasıl hayal edersen, canın nasıl isterse. Sen nasıl hayal edersen, canın nasıl isterse. Boya bile deyince. Evet. Evet çocuklar bunu çok beğenecek. Ya çocuklar iyi ki geldiniz. Peki Gökçin de Nurçin nerede? İşte geldiler. Neden iyi ki geldik Elmar? Yoksa çemberin sahibi mi geldi? Hayır henüz gelmedi. Neden bu kadar sevindiniz? Eminim çok saçma bir şeydir. Çocuklar yardımınıza ihtiyacım var. Beni biraz dinler misiniz lütfen? Sana nasıl yardımcı olabiliriz Elmar? Size daha önce geometri ülkesinin kralından bahsetmiş miydim? Hayır, bahsetmemiştin. O benim çok yakın bir dostumdur. Ve benden bir konuda yardım istedi. Kral en sevdiği oyuncaklarını kaybetmiş. Kralın oyuncakları mı var? Evet, hem de bir sürü. O oyun oynamayı çok severdi. Peki Elmar, biz nasıl yardım edeceğiz? Kralın oyuncaklarını bulacaksınız. Biz mi? Evet, bu aramızda kalsın. Ama öğrendiğim kadarıyla kralın oyuncakları buradaymış. Çınçınlar Ormanı'nda. Küçük sincaplar onları görmüş. Hadi bulalım o zaman. Merak etme Elmar, biz onları hemen buluruz. Peki bu oyuncaklar neye benziyor? Güzel soru. Bir daire. Bir dikdörtgen. Şunları şöyle koyalım. Bir tane üçgen. Ve kare. Kralın oyuncakları bunlar mı? Evet Gülçin. Kralın en sevdiği oyuncaklar geometrik şekiller. Bu sana. Bu sana. Bu da sana kaldı. Hadi bakalım. Şimdi aramaya başlayalım ha. Ben nereden başlayacağımı çok iyi biliyorum. Elmar. Elmar. Bunun adı neydi? Daire Nurçin. O zaman bu da dikdörtgen. Dikdörtgen, daire. Ama Elmar, bunları bulmak için nereye bakmalıyız? Her yerde olabilir. Peki, buradan başlamaya ne dersiniz? Hadi size kolay gelsin. Hadi. Hadi. Bak ne soracağım. Sor bakalım. Şu şekiller var ya, şu şekiller. Ne olmuş o şekillere? Hiç. Çok güzel duruyorlar. Sence de öyle değil mi? Bir şey sorarsam seni rahatsız etmiş olur muyum? Hayır. Şey diyecektim şu... Ne diyecektin ne? Sor bakalım. Geldi işte. Ne geldi? Şekil küpü. Hani nerede? İşte bak şu şekil. Dikdörtgen mi? Evet dikdörtgen değil mi? Bir de şu şekil. Hangisi? Şu. Kare mi? Kareydi. Evet kareydi. Peki şu? Daire mi? Evet daire. Merak ediyorsan söyleyeyim bu da üçgen. Üçgeni merak etmiyorum da. Neyi merak ediyorsun? Şunu. O bir ay. Ay, bilmiyor musun? Ben ayı çok severim. Ya öyle mi? Ben de seni severim ama bir de bu kadar sinirli olmasa. Kimi? Ben mi? Ya sen. Ya ben sinirli miyim? Acaba burada mı? Hop. Ne buldum? Gel. Bak tıpkı buradaki gibi. Evet daire.
burada da yok. İşte burada, işte buldum, evet, buldum onu, yaşasın. Buldum, yaşasın. Evet. Bak, bak aynısı işte. Evet, bak. Burada bir yerde olduğunu biliyordum zaten. Evet, bak işte tam şuradaydı. Tam orada, evet. Evet, burada bir ok daha var Nurçin. Ama biz bulduk. Nurçin, bu dikdörtgenin oku. Biz daireyi bulduk. Ha, daire. Evet, ben daireyi buldum. Ama burada değil. Nurçin, bir ok daha var burada. Bu oyuncak kutusu. İşte yaşasın. İşte bulduk. Dikdörtgen, daire. Hadi bunları Elmar'a götürelim. Hmm. O da krala götürür. Kral da çok mutlu olur. Evet, hadi. Evet, toprağın orasında vardı böyle. Böyle kümesin yanında toprağa gömülü bir şey gördüm Elmar. Ya böyle toprağın içine gömülüydü. Ama gidemedi. Çünkü çilli horoz oradaydı. Ve yalçı da çok kötü bakıyordu. Sonra ben yavaş yavaş gideyim dedim. Ama çilli horoz beni de kovalamaya başladı. Çünkü yalçının arkadaşı olduğumu biliyor Elmar. Üf! Ben ne yaptım ki bu çilli horoza ya? Ne yapmadın ki? Sonra biz kaçmaya başladık. Çilli horoz da peşimizden. Ama biz hiçbir şey yapmamıştık Elmar. Koştuk koştuk koştuk, tam çilli horoz peşimizi bırakmıştık ki. Benim ayağım kaydı, düştüm. Düşerken yalçına tutundum, yalçın da düştü. Sonra bir ses duyduk. Sence kral üçgeni çatlattığımız için bize çok kızar mı? Ama istemeden oldu Elmar. Evet evet. Üçgenini bulmak kralı o kadar çok mutlu edecek ki çatlak olmasına hiç aldırmayacaktır. Ya. Peki ya kümesin yanındaki, onu almadınız mı? Tabii tabii ki aldık Kakule, ama hiç kolay olmadı. Kümese dönerken yolda oklar bulduk. Ama biz okların kümesi gösterdiğini biliyorduk. Acaba onları çilli horoz mu koydu? Siz de çilli horozu fazla büyüttünüz. Sonra ne oldu? Nasıl aldınız karayı? Yalçın çilli horozu oyaladı. Ben de aldım. Nasıl oyaladı? Nanek, nanek, nanek. İşte böyle. Elmar. Bulduk. Elmar. Bulduk. Elmar. Bulduk Elmar. Bak daire. Daireyi ben buldum. Hey. Aferin size. Bu da dikdörtgen. Evet, dikdörtgeni de ben buldum. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi Nurçin. Elimizde ne varmış bize göster. Bu dikdörtgen. Dikdörtgen. bu kare. Evet. Bu üçgen. bu da daire. Bu sonuncusu neymiş çocuklar? Daireymiş Elmar. Aferin çocuklar. Geometrik şekilleri çok güzel öğrenmişsiniz. Öyle değil mi Kakule? Sen de kitap okumana devam edersin artık. Az kalsın unutuyordum. Sizin çemberin sahibi ortaya çıkmış. Peki çember nerede? Ben onu kümesin yanında unutmuştum. Olamaz. Hadi hemen gidelim. Yalçın'ın çilli horozu ikna etmesi hiç kolay olmayacak. Ben gelmesem olmaz mı? Hadi Yalçın, bak arkadaşların da yanında. Yalçın. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Elmar, sana bir şey danışmak istiyorum. Tabii dostum, nedir? Şimdi ben bir şey duydum. Söylentiye göre bir zamanlar bir balyozla dairenin kafasına böyle vurmuşlar. Daire biraz yamulmuş. Sonra ona elips demişler. Ya. Hani sen çok okuyan birisin ya. Sana sorayım dedim. Aslı var mıdır yok mudur bu rivayetin? Bilmem yani hani. Rivayetlere pek inanmamak lazım. Yani ben de bir zamanlar çenesi yüzünden
ve patavatsızlığı yüzünden tüyleri tek tek yolunmuş bir papağan olduğunu duymuştum da. Ama rivayetlere pek inanmamak lazım dostum. Evet evet evet, çok haklısın dostum. Rivayetlere inanmamak lazım. Zaten kim inanır ki böyle saçma sapan rivayetlere? Neyse ben gideyim şu çocukları Çilli Horoz'un elinden kurtarayım. Sen de rahat rahat kitabını oku, tamam mı? Hadi bakalım. Rak rak, etrafına dön bir bak bak bak. Neler ses çıkaracak çak çak. Çok eğlenceli olacak. Çın 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 rak rak. Etrafına dön bir bak. Ses çıkaracak.